Hayatlarımız bir olmadığı gibi isteklerimiz, ihtiraslarımız, arzularımız da farklıdır. Lakin bazılarının meyilli oldukları yönelimler ağzımızı açık bırakacak mahiyettedir. Bunlardan bir tanesi olan nekrofili, diğer bir tabirle ölü sevici veya ölülere cinsel haz ve istek duymadır. Bir olayın patolojik yani hastalıklı olduğunu belirlemek için bulunduğu toplumun aktüel şartlarına bakmamız gerekir. Zira etik ve ahlak olguları insanın etrafında gördüğü topluma göre şekillenen kavramlardır. Konumuzla alakalı kısım ölü bireylere cinsel istek duyan bireylerin hepsi hastalıklı değildir. Çünkü bazı kabilelerde ölülerle cinsel münasebet durumu görülebiliyor. Gelenek haline getirenlere ilaveten saplantı haline getirenler de vardır. Mesela Kral Herode karısı öldükten sonra defnettirmemiş 7 yıl boyunca ilişkiye girmeye devam etmiştir. Başka bir emsalde bir mumyacı çırağı olarak çalışan Karen Grinley, 1979 yılında 33 yaşındaki bir adamın tabutunu arabayla cenaze evine götürmesi gerekiyordu. Ama Grinley bunun yerine cesedi kaçırarak 2 günlük bir yolculuğa çıktı ve cesedi kaçırdığı yerde onunla cinsel ilişkiye girdi. Yakalanan Grinley nekrofil olduğunu itiraf etti ve ölü 40 erkeğin ismini listelediği kan donduran açık bir mektup yazdı. Ancak 1970'li yıllarda nekrofil olmak yasa dışı sayılmadığı için Grinley yalnızca cenaze arabası çalmak ve cenazeyi bölmekten hüküm giydi. Cezası ise $255 para cezası ve 11 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanmasından ve davasından yıllar sonra Grinley ölümün kokusunun ona çekici geldiğini söyledi. Grinley cenaze sektöründe nekrofilinin oldukça yaygın olduğunu iddia ediyor. Hatta çoğu kişinin yakalandığını ancak cenaze evinin isminin zedelenmemesi için bir işlem yapmadıklarını söylüyor. Ölüme genç yaşlardan beri ilgi duyuyormuş. Ölen hayvanlar için arka bahçesinde hep cenaze düzenlermiş ve kendisini şöyle tanımlıyor. Ölülere ilgi duyan birisi. 1970'li yıllarda illegal olmadığını belirtmiştik. İşte biraz bunun kökenine ineceğiz. Hatta bayağı derin bir tetkik olacak sanırım. O zaman vakit kaybetmeden devam edelim. Bahsettiğimiz bu alışkanlık mazinin sayfalarında mütemadiyen karşımıza çıkıyor. Burada hangi sebeple olursa olsun nekrofili insanlar nefretten ziyade ölmüş bedenlere haz duyuyorlar. Bir maddenin zehrini belirleyen dozudur. Ağır şiddetteki nekrofili bağımlıları ölü bulamadıkları müddetlerde cinayete meyilli oldukları bir hakikat. Bunu sosyolojik açıdan incelersek arkaik dönemde olduğu gibi modern zamanlarda da birey hayatında tutunacak bir dal bir ideoloji arayışı içerisine girmiş ve ihtiyaçları karşılanan Ademoğlu için cinayet, şiddet ve farklı ihtiraslara meyilli olmanın temelinde varoluşsal boşluğun yattığı tespitini yapsak yerinde olur sanırım. Nekrofili de muhtelif ihtiraslardan sadece bir tanesidir. Bahsettiğimiz gibi insanın en kuvvetli itkisi var olabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesidir. En basitinden en ilkel insanların bile arkaik çağlarda mağara duvarlarına resimler yapıp kendilerinden bir iz bırakması da bundandır. Elbette bunu her insan başaramıyor. Bundan 200 yıl sonra adınızı bilen son insan da öldüğünde hiç yaşamamış gibi olacaksınız. Dünyanın sizi içine alıp yok etmesi insanları haliyle korkutuyor. Ve bu emare bırakma çabaları netice vermeyen insanlar toplumun geneline enteresan gelen bir takım eğilimler gösteriyor. Belki de nekrofili bir tür ideolojik saplantıdır. İnsanın özünde sadece ona içkin tutkular ve potansiyel güç vardır. Bu potansiyel iyi bir biçimde idare edilmezse tehlikeli, yıkıcı ve yıpratıcı bir hal alması işten bile değil. Erik Fromm'a göre hayvanlar sadist ve hayata düşman değildirler. Oysa insanlık tarihi hayal edilemeyecek kadar zulüm ve tahriplerle doludur. Bu gerçek bizim insan saldırganlığının boyutlarını ve gücünü göz ardı edemeyeceğimizi gösteriyor. Ama ben aynı zamanda saldırganlığımızın kökenlerinin bizim hayvani doğamızdan, dürtülerimizden ve geçmişimizden kaynaklanmadığını, hayvan saldırganlığından daha büyük olan tutumumuzun insan varlığının bazı özel şartları ile izah edilebileceğini düşünüyorum. Saldırganlık ve tahripkarlık yani yıkıcılık sözde bir kötülük eylemi değil, gerçekleşen bir kötülüktür. Ama yine de insanidir. İnsanda var olan potansiyeldir. Bu da hepimizde mevcuttur. Eğer iyi yönde gelişmez ve kendimize daha olgun bir yön seçmezsek yüzeye çıkacaktır. Erik Fromm burada insanda hayvani temelden gelen biyolojik saldırganlığın bulunduğunu ancak bunun yanında insana ait olan tahrip ederek öldürmekten zevk alan psikolojide bir nevi nekrofil olarak tanımlanan bir diğer saldırganlık eylemi olduğunu belirtiyor. Bahsettiğimiz saldırganlıkta insanın ihtiyaçlarının karşılandıktan sonra nihai hayatının amacını belirleyememesi ve sapmasının potansiyelini yanlış kullanmaya itmesi, enteresan isteklerinin baş göstermesi, ölü seviciliği olarak da tanımlanabilecek olan nekrofili, bir nevi sevilen şeyin olmaması veyahut olup ulaşılamaması. Bunlar neticesinde sevilen, arzulanan objeyi elde etmek için ki burada ölen bir şahıs oluyor ve başka bir deyişle ölü elde etmek yani istediğini almak için nasıl yıkıcı bir canlı olabileceğinin emaresidir. İnsanda biyolojik ve psikolojik olarak iki tür saldırganlığı görmek mümkündür. Biyolojik saldırganlığı bir nevi hayvansal içgüdülerimiz sonucunda diğer canlılarda da görebiliriz. Lakin psikolojik olan ve bir hedonizma dayanan saldırganlık insana spesifiktir. Bir çeşit yok etme isteği ve bundan haz alma isteği diyebiliriz. Her ne kadar nekrofili nefretten ziyade haza dayansa da nefret isteğini yatsımak pek de mümkün değil. Psikolojik saldırganlığın insana özgü olması, başka perspektiften bakarsak insanlar saldırılarını meşrulaştırabilmek için bilincine bir takım oyunlar oynama eğiliminde olabiliyor. Mesela bazı tarikatların meşayihlerinin
talebesi olan müritlerinin beynini yıkarcasına at gözlüğü taktırıp kendi emelleri uğruna kendini gerçekleştirebilmek adına şiddetçil de olsa bunları yaptırması ve ikinci şahsın bunu sorgulamadan özbenliğine katabilmesi psikolojik olan saldırıya bir tür örnek teşkil edilebilir. Bunun en bariz örneğini savaşlarda görebiliriz. Haklı veya değildir. Konumuz o değil. Lakin bir amaç uğruna insan dediğimiz varlığın mevcudiyetini devam ettirebilmek ve iz bırakabilmek adına ne raddede saldırganlaşabileceğini tarihin tozlu sayfalarında görmek pek de zor değil. İnsanın bu nefretinin temelinin biyolojik olmadığını anladık diye düşünüyorum. Psikolojik tarafın bize içkin olan yanlarından bir tanesi de şu an duygusudur. Hayvanlarda saldırganlık ve nefretin sebebi şu an olurken, yani ben şimdi tehdit altındayım gibi düşünebilirsiniz, insanlarda biraz sonra algısı vardır. Aslında bilinçaltımız geleceğe yönelik belirsizlikler sebebiyle nefrete meyilli olduğunu, en azından bunu kontrol altına almazsak ne tür enteresan hadiselerin tezahür edebileceğini görürüz. İnsanları bu konuda canlısever ve ölüsever olarak iki şekilde incelemek doğru olacaktır. Canlıseverler hayatını gerçekleştirebilmiş, yani kendi özbenliğine kavuşabilmiş insanlardır. Nekrofilden muzdarip insanlarsa kendi benliğine ulaşamamış, yaşama imkanı olmayan insanlardır. Genel olarak yaşayan ölü olarak tabir edilebilir. Mesela Türk gençleri de yaşayan ölüdür bir nevi. Buna ruhsal kötürüncülük demeliyiz sanırım. İnsan biyolojik açıdan hayvan olduğu için canlıseverdir. Fakat ruhsal açıdan kendine ebedidir, yani özgündür. Kısacası ölüseverlik tarafı da vardır. Eğer ki bir insan hiçbir şey yaratamıyorsa ya da herhangi bir insanda bir duygu uyandıramıyorsa ve yalıtılmışlığın hapishanesinden çıkamıyorsa eksik yetilerinin neticesinde en kudretli güçlerden birisi olan yaratmaya ulaşmak isteyecek ve mantık sisteminde ulaştığı takdirde onun alt başlıklarındaki kudretlere de gücü yetmiş olacaktır. Neticede kendisini kanıtlamış sayılacaktır. Elbette ki Ademoğlunun böyle bir kudreti olmadığı için ve bunu başaramadığı ve zinhar başaramayacağı için ona buğz eder ve onu yok etmek ister. Güç istenci, sevgi hissi, ünlü olma isteği ve benzeri tutkular yaşamın anlamını ve ölümden sonra yaşamın devamlılığı için insana gerekli yönelimi sağlarlar. Maddi varlık olan bizlerin fizyolojik ihtiyaçları doyurulduktan sonra pek de önem atfetmezler. Doyurulmak insan özünden önce varoluşuyla birlikte tezahür etmiş olup istek değil ihtiyaç halini almıştır. İnsanlar sevgi, güç, ün, ölç tutkularını gerçekleştiremedikleri için kendi canlarını kıymışlardır. Cinsel doyumdan yoksunluğun yol açtığı intihar olaylarına neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Bu içgüdüsel olmayan tutkular insanı coşturur, yakıp tutuşturur, yaşamı yaşamaya değer kılar. İnsan tutkuları insanı yalnızca bir nesne olmaktan çıkararak bir kahramana karşı aşılması gereken ve güç engellere karşın hayatını anlam kazandırmaya çalışan bir varlığa dönüştürür. Bu tutkulara daha geniş açıdan bakarsak insanın çocukluğunda gördüğü bir takım edimlerle ilintilidir. Aslında bunları eleştirmek ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Hepimizin içerisinde olan edilgenlikten çıkıp etken özne konumuna yükselip kendimizi gerçekleştirebilme güdüsü. Zira bu bir içgüdü değildir. Çünkü hayvanlarda psikolojik olarak kendini gerçekleştirebilme olayı yoktur. Bu tutkulara daha geniş açıdan bakarsak insanın çocukluğunda gördüğü bir takım edimlerle ilintilidir. Kişi yaşama daha iyi bir yanıt vermeyi başaramadığından bunu yeğlemiştir. Bu kişi ruh bilimcilere göre elbette ruhen sakatlanmış hasta bir kişidir. Ancak yine de yaşam karşısında edilgen kalmayan, kendisine yıkımı ve ölümü seçerek aşmaya yönelmiş bir kişidir. Tutkuları onu kötüyü seçmeye yöneltmiştir. Ancak bu seçimin kendisi bile insanın edilgenliğe katlanamayan yönünün göstergesi oluyor. Hakikat şu ki iyi olsun veya kötü olsun insan ihtirasları bir kişinin yaşamına mana kazandırma ve bayağı olan yaşamı evirme, varoluş aşma çabası olarak değerlendirilebilir. İnsanın kötü tutkuları yeni hislerini harekete geçirerek en azından varoluşma çabasını gerçekleştiremese bile bu hazların farkına varıp yaşamını idame ettirebilir. Belirttiğimiz gibi elbette kendini gerçekleştirme gayreti içinde yaşamı boğmak ve yıkıcılık bir çelişki oluşturabilir. Ancak bu durum insanın yaşama karşı daha iyi bir yanıt verememesinin sonucunda zuhur eder. Buradan yıkıcılık ve zalimliğin kötü olmadıkları anlamı çıkarılmamalıdır. Bunlardan çıkarılabilecek anlam ancak kötülüğün insanlara özgü olduğudur. Bu tutkularımız da bedeni ve ruhu yıkıma uğratırlar. Yalnızca kurban değil, yıkıcının kendisini de yıkıma uğratırlar. Onları anlamak, onlara karşı hoşgörülü davranmak demek değildir. Çünkü kurbanların yaşamları üzerinde söz hakkına sahip değiliz. Lakin onları da anlamadığımız takdirde nasıl azaltabileceklerini ve hangi etkenlerin onları güçlendirme eğilimi gösterdiklerini bilmemize ihtimal yoktur. Bu davranışlarının optimist şekilde kanalize olması tutkusal güçlerinin niçin yıkıma yöneldiğini anlayarak yaklaşmak doğru olacaktır. Bu durumun narsistlikle ilgisi de vardır. Bilhassa kendisinin büyüklüğüne inanmış, bu konuda hiçbir kuşkusu olmayan önderin narsizmi, kendisine boyun eğenlerin narsizmine son derece çekici gelir. Yarı deli önderler çoğu zaman en başarılı olanlarındandır. Ama nesnel yargıdan yoksun olmaları, yenilgi karşısında gösterdikleri öfkeli tepkiler, her şeyi yapabilen bir insan imgesini koruma gereksinimleri yüzünden bunlar yanlışlara düşerek kendi yıkımlarını hazırlarlar. Bir nevi başkalarını yok etme güdüsünü de içine alan narsist kişilerin buna meyilli olması daha mümkün haldedir. İnsan ölümün varlığını her an düşünmediğini zannetse de özünde bu gerçekliği bilincinde derin bir şekilde hissetmeye devam ettiğinden bununla ilgili kaygıları tüm yaşamını etkilemektedir. Artan patolojilerin temeline inildiğinde aynı kaygıyı ve tedirginliği görmek mümkündür. Ölüme karşı bağışıklığı olduğuna inanan bazı insanlar bir cemaatle, davayla ya da
ilahi bir varlıkla birleşme yoluyla ölümün acı veren ayrılığını aşmaya çalışırlar. Buradaki bağlılık ideolojik de olabilir veya kendince bir takım alışkanlıklarda. Nekrofili de bunlardan bir tanesidir. İnsanlar bunlarla ölüm anksiyetesini aşmaya çalışırlar. Ölecek insan için bir şekilde farklı olma güdüsü bir takım patolojik sorunları da beraberinde getirir. Nekrofili kişilerin salt ölü sevici olmadığını, bilinç altlarında nelerin döndüğünü güzel bir hasbihal ile irdelemiş olduk. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, esen kalın.